Expo'nun bir lokomotif olarak Aksu'ya birçok proje kazandırdığını ifade eden ve buranın atıl durumda kalmaması gerektiğini savunan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, özelleştirilmesi kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Burası tabii 1080 dönümlük bir alanda kurulmuş bir Expo. Expo olarak şeyini tamamladı ama orada birçok tesis var. Birçok bitkilerimiz var, kurumaması gerekiyor. Bakıldığı zaman ziyaretçi olarak da düşünürse cennet vari bir konumu var. Buranın ziyaretçilerin gelebildiği yer olması gerekiyor. Artık o biraz da hani bu kadar işletmenin maddi olarak kendi yağıyla kavrulabilen, ayakta kalabilecek bir şey olması lazım. Şahin aynı zamanda Expo alanının üniversiteye dönüştürülmesine yönelik isteklere ilişkin de şunları söyledi. Her talep geldiği zaman da işte üniversite olacak, otel olacak bir şeyler söyleniyor ama yani orada 5000 kişilik bir şey var mesela. Şey merkezi diyelim, kongre merkezi var diyelim. Bir hayli artıları olan bir yer. Bizim derdimiz şeyimiz, Aksu'ya ne kadar fazla insan getirilebilir onun sayesinde, onun hesabını yapıyoruz. Üniversite talepleri de var ama biz üniversiteyi şu son zamanlarda işte görüyorsunuz, Altıntaş'ta şehirler artık kalkma şeyine getirdik. Orada düşünüyoruz. Hemen karşısında zaten bir 20 dönümlük bir alanı fakülte yapabilecek şekle getirdik. Batam'ın arazisi var karşı tarafta.